70 yıldır dünyanın en ünlü köprüsü, doğanın yok edici güçleri tarafından sürekli bir saldırıya uğruyor. Güvenilmez dalgalar temellerini tahrip ediyor. Güçlü rüzgarlar kulelerini eğiyor. Çürütücü tuzla yüklü denizdeki sis, muazzam metalden özünü aşındırıyor. Çatlamış betonu ve paslanmaz demiri amansızca değiştiren yorulmak bilmez bir ekiple köprü her zaman bir adım önde. Ama en kötüsü olma ihtimali hep var. Sismologlar geçen yüzyılın öldürücü depremlerini gölgede bırakacak çok büyük bir deprem olacağını düşünüyorlar. Bu köprüyü koyun içine göçürüp parçalara ayıracak bir deprem. Zamana karşı bir yarışla San Francisco'nun Golden Gate Köprüsü, yeryüzünün en büyük gücüne dayanabilmek için yeniden inşa ediliyor. Deprem, San Francisco yapılarının karşı karşıya olduğu doğanın bütün güçleri arasında en yok edici olanı. Kayanın en diplerinde akıl almaz bir güç oluşuyor. Baskı çok fazla arttığında yer oynuyor. San Francisco'da bu daha önce oldu ve yeniden olacak. Bu şehir ve ünlü köprüsü şimdi pamuk ipliğine bağlı duruyor. O gün geliyor ve sonsuza kadar korunabilmesi için köprünün yeni teknolojiye uyarlanması amacıyla zamana karşı yarışıyoruz. Yapılan tahmine göre San Francisco'nun en sevgili simgesini kurtarmak için 35 yıldan daha kısa bir süre var. Önümüzdeki 35 yılda gerçekten çok büyük bir deprem olacak. Zaman hızla ilerlerken mühendisler beklenen büyük depreme karşı gerekli değişiklikleri köprüye acil bir şekilde uyarlıyorlar. 100 yıl önce San Francisco 7.9 şiddetindeki büyük bir depremle yıkıldı. Bir sonraki sismik olayın köprüyü ilk yapan mühendislerin aklına gelenden daha yakın zamanda ve daha büyük olabileceğine dair ciddi haberler var. Köprünün ayakta kalma şansını arttırmak için 70 yıllık üst yapının çelik ve betonunda yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Bu yapıyı 8.3 Richter ölçeğindeki bir depreme uyarlıyoruz. 400 milyon dolarlık bir uyarlama işlemiyle köprünün eskimiş iskeletini 8.3'lük yani hafızalardakinden daha büyük bir depreme dayanması için güçlendirip yeniden düzenliyorlar. Ama köprü yapılmadan önce bile burada Golden Gate sularında köprünün aleyhinde olan unsurlar sürekli gerçeklik kazanarak ona karşı birleşiyordu. Bu rüyayı gerçekleştirmeye engel olan sadece deprem tehlikesi değildi. Koyun girişindeki rüzgarlar büyük ölçüde tehditkardı. Soğuk, nemli sis metali aşındırıyor ve çok kötü çalışma koşulları oluşturuyordu. Ve girişten geçen hiddetli sular yapının inşa edilmesi için çok azdı. Peki size karşı birleşmiş olan bütün bu yıkıcı unsurlara ve orada olabilecek bir deprem tehlikesine rağmen neden orada bir köprü inşa edilsin? 1918 yılı ve San Francisco gerçekleşmeyi bekleyen bir başarı öyküsüne hazırlanıyor. Ama inşaat yeri çok yardımcı olmuyor. Bir tarafından koyla, diğer tarafından okyanusla çevrili dar bir kara şeridiyle sıkıştırılmış bir halde şehrin hareketini engelliyor. Ama yarımadanın sonunda 1,5 kilometrelik Golden Gate adı verilen tehlikelerle dolu aralıkta herkes için bir fırsat var. Burada Marin şehrinin bozulmamış arazisinde emlak, iş gücü ve şehir halkının yararlanabileceği henüz el atılmamış kaynaklar var. Burası gelişmekte olan bir şehir için baştan çıkarıcı bir yer. Feribotlar büyümeye hazır olacak kadar sağlam. Bir köprünün inşa edilmesi gerekiyor. Ocak 1933'te 100 yıla meydan okuyan yapıma başlanıyor. Dünyanın en kötü yerine, en uzun kuleler ve en derin temelleri olan dünyanın en uzun köprüsünün yapımına.
Golden Gate'in gerçeklik kazanması için 128 bin kilometre uzunluğunda kablo kullanılması, 11 can kaybı ve benzeri görülmemiş inşaat ilkleri olması gerekti. Bu unsurlara karşı verilen ilk büyük savaş, Güney Kulesi'nin devasa temellerini yapmaktı. Futbol sahası büyüklüğündeki köprü iskelesi, karadan 340 metre uzaklıkta Gate'in azgın sularının derinliklerine kuruldu. Golden Gate Köprüsü'nün altındaki derinlik yaklaşık 150 metre. Burada karadan arta kalan yer çok dar olduğundan su çok hızlı akıyor. Bu teşebbüsün ne kadar gözü kara olduğunu göstermek istermiş gibi, yapımına başlanan ilk yıl sis, rüzgarlar ve akıntılar Güney İskelesi'nde etkilerini gösteriyor. Kısa zaman içinde bu bölüm köprünün en lanetli yeri oluyor. Sualtı temelleri için yer altında yapılan çalışma dalgıçlar tarafından yürütülüyor. Dalgıçlar tehlikeli bir biçimde demir atmış mağaralardan denize iniyorlar. Bu yüksek riskli bir yapım çalışması. Çünkü Gate'e çarpan akıntılar potansiyel olarak bir ölüm tuzağı. Suyun döndüğü ve tatlı suyun koyla buluştuğu yerde su aynı anda iki farklı yöne doğru hareket ediyor. Pasifik Okyanusu'nun soğuk ve daha yoğun olan tuzlu suları bir yandan içeri girmeye çalışırken milyonlarca metreküplük tatlı su da koydan kaçmaya çalışıyor. Dalgıçlar bu kargaşayı kontrol altına almak için büyük uğraş veriyorlar ve çaba harcıyorlar. Çözüm güçlü olduğu kadar hareketli de. Dev çelik tüpler aşağıdaki deniz yatağına indiriliyor ve içlerine dinamit yerleştiriliyor. Ekip dinamit patlatarak 30 metre aşağıdaki kayadan deniz yatağında azar azar ilerliyor. Alt tarafta dalgalar ilerlemeye devam ediyor. Üst tarafta ise başka sorun var. Deniz, mavla ve su üstünde yüzmesi gereken ekipman için çok fazla dalgalı. Bu duruma bulunan çözüm, çalışma alanından gerekenleri getirip götürmeye yetecek kadar büyük 335 metre uzunluğunda iskele yapmak. Ama burada da doğal unsurlar çirkin yüzünü gösteriyor. Felaket 1933 Ağustos'unda vuruyor. Rotasından 600 metre kadar çıkan bir şilep, yeni tamamlanmış güçlü yapıya çarparak enkaza çeviriyor. Gemi kaptanı hiç uyarısız gelen yaz sisiyle körleşiyor ve yönünü kaybediyor. Oldukça hızlı gelebilir ve yoğun olursa hiçbir şey göremezsiniz. Sisin içindesiniz. Büyük bir gemi var ve üzerinize doğru geliyor. Bu gerçekten çok korkutucu. İki ay geçiyor ve iskele yeniden inşa ediliyor. Ama bir ekim fırtınası kısa zaman önce bir araya getirilmiş kerestelere çarparak iskeleyi parçalara ayırıyor. Yeniden inşa ediliyor ama 14 Aralık'ta daha şiddetli bir fırtınayla tekrar yıkılıyor. 5 ay sonra üstüne ne gelirse gelsin dayanabilecek güçte yeni bir iskele yapılıyor. Deniz yatağı patlatılarak düzleştirildikten sonra muazzam büyüklükteki beton platformlar denize indiriliyor ve dıştan bir korkulukla korunan oval şekilli bir konteyner oluşturuluyor. 9.4 milyon galonluk su korkuluktan dışarı pompalanıyor ve içine 100 bin metreküplük beton dökülüyor. Diz yüksekliğinde dökülmüş olan beton, dev konteynere yayılmak için zamana karşı yarışıyor ve deniz yatağı için sağlam bir temel yapılıyor. 3 Ocak 1935'te o zamana kadar yapılmış en büyük iskele en son yüksekliğine ulaşıyor. Suyun üstünde 13 metre yüksekliğe ulaşıyor. İskelede istiflenmeye başlanan parçalar Golden Gate Köprüsü'nün iki simgesel başarısı için hazırlanıyor. Rekor kırıcı kablolar için gereken 25 bin metrelik tel ve 44 bin tonluk inşaat çeliği, 227 metrelik kuleleri dünyanın en uzun ve en zarif kuleleri haline getiriyor.
Bu üstün yapı başarısının bir sonraki aşaması, trajik ölümlerle sonuçlanacak biçimde mühendisliğin sınırlarını zorlamak ve dünyanın en büyük köprüsünün arkasındaki çılgın adamı erken yaşta mezara yollamak oluyor. Girdap gibi dönen akıntılar, şiddetli fırtınalar ve Golden Gate'in çelik aşındıran sisinde köprü inşa etmenin limitlerini zorlamak için bir mühendislik dehasına ihtiyaç vardı. Bu iş için tek bir adam ortaya çıktı. Chicagolu, kısa boylu ama hırslı ve bu işi karşılayacak egoya sahip bir Alman olan Joseph Strauss, Golden Gate'in inşasının arkasındaki kişiydi. Depreme elverişli bölgede esen rüzgar kadar çılgındı. Strauss daha önce hiçbir asma köprü inşa etmemişti. Bir mühendislik diploması yoktu ve acımasız Golden Gate'de dünyanın en büyük, en kompleks köprüsünü inşa etmeyi teklif etti. 23 milyon dolarlık fiyatını hak ediyor. Vizyonu inkar edilemez ve planlarının şekil almasını sağlayacak bir rüya takımını hızlı bir şekilde bir araya getiriyor. İşe ilk aldığı kişi ünlü mühendislik profesörü Charles Ellis. Çok titiz, tutucu bir entelektüel olan Ellis, projede eksik olan hassaslığı ve güvenilirliği veriyor. Strauss daha sonra New York Manhattan Köprüsü'nün yetenekli mühendisi Leon Muziyaf'ı da ekliyor. Muziyaf ve Ellis ile birlikte teknik olarak elverişli olan şeylerin kurallarını yeniden yazıyorlar. Onların baş tacı edilecek başarıları iki asma köprü suyun 200 metre üstünde dikiliyor. En iyi demir işçileri ya da kendilerine taktıkları isimle köprü adamları tarafından en ince hesabına kadar inşa ediliyor. Bu adamlar en iyi yapım işlerini bulmak için bütün dünyayı gezdiler. Golden Gate'de arı kovanındaki arılara benziyorlar. Kulelerin parçaları Pensilvanya'da üretiliyor ve ardından Panama Kanalı üstünden mavlalarla taşınıp koyun kıyısına getiriliyor. 2,5 santim kalınlığındaki çelik plakalardan yapılmış içi boş hücrelerden yapılıyorlar. Her bir kule gövdesi bal peteği şeklindeki hücrelerden oluşturuldu. Temelde 97 tane var. Kuleler yükselir ve daralırken sayıları 21'e düşüyor. Bu olağanüstü kuleler öncelikle bir tasarım işi. Kablolardaki ve geçişlerdeki 36 milyon kiloluk ölü ağırlığı taşımak üzere tasarlanmışlar. Eğer köprü baştan uca kamyonlarla yüklü olursa fazladan 4,5 milyon kiloluk canlı ağırlık ortaya çıkıyor. Kuleler Golden Gate Köprüsü'nü tanımlayan birer şaheser. Her bir kulenin içinde ve dışında 36 kilometrelik merdiven var. Her bir basamak bize insanoğlunun adım adım inşa ettiği bu devasa yapıyı anımsatıyor. Köprüyü inşa edenler benim de aralarında bulunduğum 377 yerli demir işçisiydi. Ve o köprüyü bir araya getiren o adamlara hayranlık duyuyoruz. Rüzgarlarda ve siste suların çok üstünde yükselen köprü tıpkı ilk kurucuları için olduğu gibi şimdi de tehlikeli. Acınacak bir hal, çok kötü. Bir tarafta köprü, bir tarafta da kendiniz varsınız. En iyi durumda köprüde çalışmak acınası bir durum. En kötüsü ise çok tehlikeli olması. Ama buhran yılları ve iş yok. İnsanlar bir kap çorba ve daha iyi bir iş için sokaklarda kuyruğa giriyorlar. Ama 3 kuruşa çalışıldığı bir zamanda bile baş mühendis Strauss iş gücü oluşturarak sosyal yardımda bulunmanın haklı gururunu yaşıyordu. Büyük bir öngörüye sahip olan Strauss'un kafası güvenlikle meşguldü. O zaman bir inşaat projesinde harcanan her bir milyon dolar için bir yaşam kaybedileceği düşünülüyordu. Strauss, köprüsünün 23 cana mal olmasına izin veremezdi. O sadece herkes için çelik başlık ve güvencelik kablosu olması konusunda ısrar etmedi. Aynı zamanda güneş ışığının parlaklığını gidermesi için güneş siperi ve güneş gözlüğü denemeleri bile yaptı. Hatta çalışkan, iyi eğlenen ekibi için, akşamdan kalma olanlar için lahana tedavisi bile uyguladı. En büyük ve en pahalı güvenlik tedbiri, cambazlar için sirklerde kullanılanlara benzeyen dev büyüklükteki fileydi. Suyun üstünde uzanan kemerin altına gerilmişti. Yaklaşık 125 bin dolara mal oldu.
ama toplam 19 hayatı kurtaracaktı. Cehenneme gitmek üzere olanların kulübü adını layıkıyla alan bir grup şanslı adamdı bunlar. 1934 Mayıs'ı ve Amerikan bayrağı gururla tamamlanmış Marin Kulesi'nin tepesinde dalgalanıyor. Bir grup dayanıklı insan şimdiye kadar inşa edilmiş en yüksek köprünün üstünde dimdik duruyor. 22.155.225 kiloluk çelik içi boş bölümler halinde bir araya getiriliyor. Öyle kompleks ki adamlar içinde kayboluyorlar. Tamamı 300 bin perçin çivisiyle tutturuluyor. Her biri de elle çakılıyor. Ve şimdiye kadar üretilmiş olan en uzun ve en kalın kablolar kullanılıyor. Taşımak için çok ağır olan bütün bir çelik, 128 bin kilometrelik çelik telle bükülüyor ve doğu sahilinden dev makaralara sarılarak getiriliyor. 24,5 bin ton ağırlığında çelik içeren ana kablolar, New Jersey'den Roebling AŞ tarafından yapılmış, Brooklyn Köprüsü'nde kullanılan teknolojiyle tek tek teller halinde bükülüyor. Kablo A takımı işlerini hızlandırmak için dahiyane bir fikirle geliyor. Kabloları tek tek suyun üstünde taşımak yerine iki kabloyu birden çalışma alanına getiriyorlar. Her iki uçtan başlayarak ortada buluşturuyorlar ve tam ortada telleri değiş tokuş ediyorlar. 27.572 tel 61 kablo burması halinde toplanıyor. Rekor kıracak bir biçimde günde 4 tonluk tel bükülüyor. Bu bütün zamanların en büyük hızına ulaşıyor. Strauss'un iyi niyetine karşın kazalar olmaya başladı. ...17 Şubat 1937'de felaket vuruyor. Ünlü güvenlik filesindeki iki işçi döküntü toplarken üstlerinde duran platform birdenbire göçüyor. 5 tonluk yapı ekipten 12 kişiyle birlikte filenin içine çarparak düşüyor. File bir süre onları tuttu ama ardından makineli tüfek gibi çatırdayarak tıpkı bir bahçe çiti gibi parçalara ayrıldı. 12 adam altlarındaki suların içindeki buz gibi soğuk ölümün kucağına düştü. Sadece 2 kişi hayatta kaldı. Ciddi ölçüde yaralananlardan biri canlı sandığı cesetlerden birine tutunurken bulundu. Mayıs 1937'de köprü nihayet tamamlandı. Uzun süreden beri beklenen gün gelmişti. Yaya günü olarak kabul edilmiş olan 27 Mayıs'ta 200 bin kişi köprünün üstünde yürüyerek, koşarak, paten kayarak ve dans ederek ilerledi. Ertesi gün resmi araçlardan oluşan bir konvoy rekor kıran köprü kemeri üstünde yolculuk etti. Joseph Strauss köprüsünü gururla dünyaya açtı ve köprü kuşaklar boyunca hizmet verirse sonu gelmeyen bir hayat sürecektir diye ilan etti. Politikanın zahmetli zafer trajedilerinde 27 yılını geçirmiş 67 yaşındaki Strauss hızlı bir şekilde Los Angeles'a taşınıyor. Bir ay içinde yatağa düşüyor ve vizyonu ve kararlılığıyla köprüyü inşa eden adam bir yıl içinde ölüyor. Ancak Strauss'un mirası olan bu harikulade yapının gücü ve güvenliğinden kimse şüphe etmiyor. Ama 3 yıl içinde her şeyi değiştiren bir şey oluyor. Ekim 1940 yılı. Bütün dünyanın gözü önünde ve Golden Gate mühendislerini yıldıracak biçimde dünyanın 3. uzun ve en modern asma köprüsü rüzgarla parçalara ayrılıyor. Golden Gate Köprüsü'ndeki tasarıma onay veren danışman mühendis Leon Muziaf, köprünün cüretkar, yeni tasarımının arkasındaki beyin. Tacoma geçidindeki köprünün şok edici göçüşüyle bütün bakışlar onun üstüne toplanıyor. Hemen ardından Golden Gate Köprüsü otoriteleri, köprünün ikinci mühendisi ve ilk tasarımlarının yaratıcısı olan Charles Ellis'le bağlantıya geçiyorlar. Ellis, Golden Gate'te yapılan her bir hesaplamayı titizlikle kontrol ediyor.
diğer bütün unsurların arasından yıkıma sebep olan şeyin Tacoma geçidinin karakteri olduğunu söylüyor. Golden Gate'in genişliğinin uzunluğuna oranı 47'ye 1, Tacoma'da ise bu oran 72'ye 1 ve Golden Gate kesinlikle daha bodur. Ellis'e göre bu durum daha iyi bir rüzgarın yön değiştirme gücüyle birleşerek Golden Gate'i güvenli bir bölge haline getiriyor. Saatte 20 milden 60 mile kadar çıkan rüzgarları içine alan kendi doğal rüzgar tüneli içindeki Golden Gate'de Ellis'in teorisinin işe yaraması umuldu. Kilometreler boyunca her iki tarafta da Pasifik'ten gelen rüzgarların hızını kesecek hiçbir şey yok. Köprü o derece savunmasız durumda. Rüzgar hızlanırken trafik için bir tehlike oluşturuyor. Özellikle de uzun bir yolculuğun ardından köprü kış fırtınasının vurduğu ilk şey olduğunda. En kötü etkilenenler kamyonlar. Çünkü onlar daha uzun ve rüzgar onlara çarpıyor. Şeritlerinde kalabilmek için büyük zorluk çekiyorlar. Tacoma'dan 11 yıl sonra Golden Gate kendi gerçeğiyle yüz yüze geliyor. Saatte 110 kilometre hızla esen rüzgar kanyonu şiddetli bir şekilde vuruyor. Hafızalarda henüz taze olan Tacoma'nın hayaletiyle yetkililer tarihinde ilk kez Golden Gate'i kapatıyorlar. Geçit aşağı doğru sarkıyor, köprü sallanıyor. Ellis ve Muziaf, 150 kilometre hızındaki rüzgarların yönünü yan taraflara doğru saptırmak üzere tasarlanmıştı. Arka arkaya getirilmiş 3 vagonun sallanmasına eş değerdi. Bugün bile sakin bir günde rüzgara ve trafiğe karşılık verirken yavaşça sallandığını, dalgalandığını ve esnediğini hissedebilirsiniz. Bazı tuhaf durumlarda hava, köprünün bir ucunda diğer ucuna göre daha farklı olabilir. Bir ucunda sis altında olabilir. Diğer ucunda da tişört giyilecek kadar sıcak bir havada olabilirsiniz. Kuzey ve güney tarafı arasında büyük bir iklim farklılığı var. Soğuk havayla sıcak havanın çarpışmasıyla oluşan etki, rüzgardan daha yıkıcı bir öge oluşturuyor. Ayrıca köprü, San Francisco'nun kendisi için de bir slogan oluyor. Ya seversiniz ya da nefret edersiniz. Bugün hava çok güzel olsa da sizi temin ederim ki bu oturduğum yerden karşıdaki köprünün tamamen hayal olduğunu düşündürecek günler var. Çünkü orada soğuk sistem başka hiçbir şey görmüyorsunuz. Soğuk sis çevresindeki hava kitlesiyle çevriliyor ve köprünün üstüne çöküyor. Yılın yaklaşık 3 ayı boyunca koyun geri kalanı güneş ışığıyla doluyken Golden Gate kendi özel kötü hava koşullarına sahip oluyor. Çok fazla sis, çok fazla nem demek. Çoğu zaman çalışmaya geliyoruz ve suyu bile göremiyoruz. Sis çok tuhaf, geliyor ve gidiyor. Bazen öğle yemeğine çıkıyorsunuz ve döndüğünüzde hava açılmış oluyor. Tahmini imkansız. Tuzlu sisten dolayı çeliğin çürümesi yavaşça ve sessizce köprüyü öldürüyor. Çürümenin en üst noktasının bakımını yapmak 55 güçlü tamir ekibi için tam zamanlı bir iş. Köprünün yanında kemik bahçesi adı verilen gizli bir oyukta duruyorlar. Köprüde devam eden tamiratlar kemik bahçesinden parça parça geçiyor. Her bir çürümüş bölüm çıkarılıyor ve boş metalin içine yeniden kum dolduruluyor. Bu merdiven paneli gibi bazı durumlarda metal kumaş geri dönüşü olmayan bir şekilde tuzlu suyla aşındırılıyor. Bu olduğunda yeni bölümler, eski bölümler kalıp olarak kullanılarak yapılıyor. Bu çapraz parçalar tam olarak orijinallerine benzeyecek şekilde yeniden kesiliyor. Kullanıma hazır hale getirilecekler ve en sonunda uluslararası ünlü turuncu rengine boyanacaklar. Daha sonra da sise karşı koymak için köprü üstüne yerleştiriliyor. Yağmurdan korunacağını düşündüğünüz yer altında bile yapıdaki sisten gelen bir nem olacak. Ve alt tarafta üstünüze yağmur yağması gibi bir şey.
Köprünün asma bölümünü karaya bağlayan bu çelik çiviler kas katı bir şekilde paslanmış. Kesilip çıkarılmaları ve yeniden yapılmaları gerekiyor. Köprü yavaş yavaş paslanırken parça parça değiştirilecek. Tarihi Golden Gate'den şu anda geriye kalanların çoğu artık yeni. İlk yapanların becerileri bugünün demir işçilerinde devam ediyor. Ana kablolar ilk inşa edildikleri günden beri hiç el sürülmeyen birkaç bölümden biri. Sırrı 1936'lı yıllarda nasıl sıkıca kapatılmış olduklarında gizli. Teller bir demirden diğerine uzatıldığında 60 bin tonluk bir basınçla sıkıştırılıyorlar ve sonra kablonun etrafına sarılıyorlar. O zamanlar pasa karşı koruyan bir boyayla kaplıydı ve 5 kilometrelik çelikten bir koruyucu kaplamayla sarılmışlardı. Onlar büküldükleri gündeki kadar sağlam. Bugün kablonun bir bölümü Strauss'un heykelinden sonra gözde bir turist çekim alanı. Ziyaretçiler kablo dilimine ellerini koyuyorlar ve bir kurşun kalemden daha kalın olmayan halatın 110 kilometre hızdaki bir fırtınada 887 bin tonluk bir köprüyü nasıl tuttuğuna hayret ediyorlar. Onların bilmedikleri şey ayaklarının altında beklenenden çok daha büyük bir yıkıcı gücün oluşuyor olması ve bu köprünün varlığını tehdit edici büyüklükte. Büyük bir deprem tehlikesi Golden Gate'in çok yakınlarında gibi görünüyor. Ve bugün hiç olmadığı kadar gerçek. Bunun yarın olmayacağına inanmak istiyorum ama yarın da olabilir. Köprüye sismik güçlere karşı koyma şansı vermek için sürdürülen tamir çalışmalarına hız kazandırılıyor. Köprünün müziğe karşılık verebilmesi için tamamıyla eğim yapabilen bir uyarlamaya ihtiyacı var. Çok basit olarak köprüyü yeniden ayarlıyoruz. Tıpkı bir piyano gibi. Piyanonun tellerini Golden Gate Köprüsü'nün çelik tellerini alıyoruz. Ve onları ya sismik güçleri yutması ya da dağıtması amacıyla ayarlıyoruz. Bu ikisinden birini yapmasını istiyoruz. Depremin sarsıntısını yutmak ya da dağıtmak için Golden Gate'in birçok bölümünün kaldırılması, yeniden ayarlanması ya da değiştirilmesi gerekiyor. Bu depremden korunma çalışmasına en büyük engel, alaylı bir şekilde yine depremin kendisi. Yeniden uyarlama devam ederken, köprünün daima depreme dayanıklı kalması gerekiyor. Üstünde 24 saat 7 gün işleyen bir trafik ve insanlardan dolayı bu zahmetli süreç, her seferinde sadece iki perçin çivisiyle gerçekleşiyor. Eğer deprem olursa ve iki perçinden daha fazlası herhangi bir zamanda çıkarsa bütün bir çelik ağ göçebilir. O yüzden köprünün yeniden hayat kazanması her bir perçin çivisiyle gerçekleşiyor. Dünyadaki diğer hiçbir asma köprü uyarlaması Golden Gate'deki kadar karmaşık ya da kapsamlı değil. Atılan her adımın arkasında koy ve köprüsünün bu kuşak içinde çok yıkıcı bir depremle karşılaşmış olma gerçeği var. ...1980 yılının sonunda Loma Prieta depremi koy bölgesini ve orada yaşayan hemen herkesin yaşamını salladı. Loma Prieta'dan geçtim. Bu 1989 yılındaydı. Son derece heyecan vericiydi. Jeolojiyle yakından ilgilenen herhangi biri sanıyorum bunu çok heyecanlandırıcı bulurdu. Bütün depremler Richter ölçeği denilen bir sistemle ölçülür. Mikro deprem adı verilen çok küçük olanlar ancak sismograflarla kaydedilebiliyor. Ama 3.5'in üstündeki depremler insanlar tarafından hissedilebiliyor. Loma Prieta 6.9 şiddetindeydi ve herkes depremi hissetti. Deprem 14 bin kişiyi evsiz bıraktı. 62 kişi öldü ve yaklaşık 3 bin kişi yaralandı. Mülkiyetlerin aldığı hasarın 7 milyar dolar civarında olduğu tahmin edildi. Yerin sallandığı gün Golden Gate Köprüsü'ndeki güvenlik görevlisi yerden gürleyerek gelen sarsıntı dalgasını işitmişti. Ben bu ofisteydim. Sanki binaya bir lokomotif giriyor gibi bir ses çıkıyordu.
Golden Gate, Loma Prieta depreminin seviyesinde bir güçle hiç karşılaşmadı. Sezonluk Kaliforniya'ya gelenler için bile bu güç hiç yaşamadıkları bir şeydi. Bütün hayatım boyunca burada yaşadım ama bu kadar güçlü bir depreme hiç şahit olmadım. Bunu hiç unutmayacağım. Koy bölgesinin altyapısı ciddi bir darbe aldı. Auckland'da Nimitz Otoyolu'ndaki Cypress Viyadüğü'nün 2 kilometrelik üst kısmı çöktü. 42 kişi arabalarının içinde ezilerek öldü. Golden Gate Köprüsü'yle aynı zamanda ve aynı işçiler tarafından inşa edilen Bay Köprüsü'nün 9 metrelik kuzey bölümü kendi üstüne göçtü. Depremin olduğu akşam Golden Gate'deki köprü dalgalanmaya başladı. Bu, o zaman baş mühendis olan Dan Moe'nun beklediği bir davetiyeydi. Arabasına bindi ve köprüde sürmeye başladı. Depremin en güçlü olduğu sırada ana köprü kemerinin tam ortasındaydım. Arabamı sürüyordum ve deprem başladığında edindiğim ilk izlenim, lanet olsun, tekerleğim patladıydı. Dan depremden gelen ilk sallanmayı hissediyor. Bu, hareket halindeki 36 milyon kiloluk bir ölü ağırlık. Sarsıntı dalgası yapıdan geçitlere ve kablolara doğru aktarılırken hareketten gelen güçleri yutmaya başlıyorlar. Asma halatlarının oldukça hızlı bir şekilde titreşmeye başladığını görebiliyordunuz. Ardından bunun deprem olduğundan emin olduk. Merkez üssü Santa Cruz dağlarında olsa da hasarın çoğunluğu Auckland'ın ve San Francisco'nun banliyölerinde oluyor. Peki ya Golden Gate'de? Asma halatlarının net şekilde görebiliyordunuz. Geçidi yukarıda tutan, aşağı doğru sarkan, daha küçük kabloları görebiliyordunuz. Bu şekilde öne ve arkaya doğru dalgalanıyorlardı. Buradan belirgin şekilde görünüyordu. Köprü yapması için amaçlanan şeyi yapıyor. Dalgalanıyor, depremin ortaya çıkardığı güçlerden oluşan sarsıntıları yutuyor ve ardından titreşim ve hareket yoluyla serbest bırakıyor. Enerjinin dağıtılması Golden Gate'i felaketten koruyor ve bugün yapılan yeniden uyarlamanın bütün amacı da bu. Yutma ya da enerji dağıtma sayesinde tek parça halinde kalıyorsunuz. Hiçbir yapısal hasarımız yok. Sadece önemsiz ev işlerimiz var. İşte bu yüzden asma köprülerin doğası esnek olmayan köprülere oranla depreme daha dayanıklı oluyor. Bu esnemeyen bir yapı. Çökme sonuçları tam bir trajediye dönüyor. 2,5 milyon dolarlık yeniden uyarlama programının bir parçası olan Bay Köprüsü depremin merkezinden 80 kilometre uzaklıkta. Ama şok dalgasını hissetti ve çatladı. Golden Gate Köprüsü'nde tasarımcılar geçitlerin trafik yükünün altında, rüzgarda ve tabii ki deprem sırasında hareket etmesi gerektiğini biliyorlar. Köprü kemerinin her iki ucundaki genleşme bağlantıları buna izin veriyor. Ama maalesef köprüde yapılan en son testler eğer tarih tekrar ederse bunun yeterli olmayacağını gösteriyor. 1906 yılı 1 Nisan sabahında büyüyen San Francisco şehri bir depremle yarılıyor. Yeryüzünde 465 kilometrelik yarıklar açılıyor. Kaliforniya'yı farklı yönlere doğru giden iki bölüme ayırıyor. 1906 yılında olan şey, iki kıtasal fay kırığının 40 saniyede 5 ila 8 metre arasında çok hızlı şekilde hareket etmesiydi. Bu son derece hızlıydı. Yeryüzünün sörf yapması gibi bir şeydi. Önceden uyarı yok. Her şey 40 saniye içinde olup bitiyor. İnsanlar uykularında üstlerine düşen enkazla ölüyor. Çatlamış gaz borularından çıkan alevlerle yangınlar başlıyor. 3000 kişinin öldüğü düşünülüyor. Bazı cesetler hiç bulunamıyor. 28 binden fazla bina yıkılıyor ve nüfusun yarısı evsiz kalıyor. Richter ölçeğine göre 7.9 şiddetindeki deprem bütün dünyada hissedilecek kadar büyük ve bütün Kaliforniya'yı ortadan kaldırıyor. Golden Gate Köprüsü 1906 depremi vurduğunda yapılmış olsaydı o da koyun derinliklerine batmış olabilirdi.
Bugün ayrıntılı çalışmalar köprünün nasıl Kaliforniya'nın iki en aktif fay hattının arasında olduğunu gösteriyor. San Andreas ve Hayward. Her iki fay hattı da yer yüzeyinin iki büyük parçası arasındaki kıyıyı oluşturuyor. Yaklaşık 250 yıl gibi bir süreden sonra fay kırıklarının olduğu yerler göçecek. Sadece parçalara ayrılmakla kalmayacaklar. Ayrıca çok daha büyükken biriktirdikleri enerjinin her damlasını dışarı verecekler. ...1906'da bu olağanüstü bir enerjiydi. O zamana kadar gerçekleşmiş en önemli deprem olarak tespit ediliyor ve Loma Prieta depremiyle birlikte sismik bilginin zenginleşmesine sebep oluyor. Maalesef Golden Gate için bu bilgi bilimsel toplulukları korkutucu bir gerçeğe yöneltti. Loma Prieta'dan daha büyük, 1906 depremiyle aynı veya daha büyük başka bir deprem yolda. Sanırım bu bir kesinlik. Ne zaman olacağını ve ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Ama San Andreas fayında oluşacak bir depremin Loma Prieta depreminkinden çok daha fazla harekete neden olacağı kesin. Bugünün sismik ve yapısal anlayışıyla parasal yatırım yapanlar Golden Gate Köprüsü'nün acilen bir dizi iyileştirmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Göz önünde bulundurulan iki önemli yeni teknoloji, köprünün bölümlerini ayıran yalıtma destekleri ve depremin güçlerini alan ve yapıyı kurtaran yutma cihazları. Yeniden uyarlama karmaşık ve pahalı ama onunla birlikte yaşamaya ikna etmek için kendi yerinizin sallandığını hissetmekten daha iyisi yok. Bu teorik olarak düşünülecek şeylerden biri. Gecenin bir yarısı yatağınızın sallanması, pencerelerin tıkırdamasıyla uyanmak ve çatının üstünüze yıkılıp yıkılmayacağını merak etmek başka bir şey. İlk deprem deneyimimden sonra sismik uyarlama işlemi benim için çok fazla kişisel hale geldi. Peki bir asma köprüye daha önce yapılmış şeylerin aksine uyarlama işlemi nasıl Golden Gate'i bir sonraki depremden koruyabilir? ...1906 depremi Birleşik Devletler tarihindeki en yıkıcı deprem. Bugünün parasıyla Kaliforniya'ya 8 milyon dolara mal oldu. Bilim adamlarına göre aynı büyüklükte veya daha büyük bir deprem gelmek üzere. 70 yaşındaki Golden Gate Köprüsü için bu çok kötü bir haber. Yarın da olabilir, 10 yıl sonra da olabilir. Ama kesin olan bir şey varsa deprem bir gün olacak. Ve olduğunda köprünün hazır olması gerekiyor. Ama ne kadar ileri gidebilirsiniz ve en sonunda ne kadar güçlü bir depreme hazırlanmanız gerekiyor? Hükümet maksimum deprem ölçüsünün ne olduğuna karar verecek profesyoneller tuttu. Ve çıkan sonuç 8.3 şiddeti. 8.3 şiddetindeki bir deprem feci sonuçlara neden olur. Loma Prieta depremi 6.9 şiddetindeydi ve 60'tan fazla can alarak 10 milyon dolarlık maddi hasara sebep oldu. 8.3'lük bir depremden çıkan enerji 3 milyar tonluk dinamitin patlamasıyla eşdeğer bir etki yapıyor. Bu herhangi bir yapı için ciddi bir vuruş. Ve bundan daha kötü olan bir şey varsa Golden Gate Köprüsü ile ilgili endişelenmemize gerek yok. Çünkü ben bütün Batı Kaliforniya'dan geriye bir şey kalacağını sanmıyorum. Yeniden uyarlama depremin tam kalbine, merkez üssüne temellendiriliyor. Yani San Andreas fay hattının sadece 11 kilometre uzağına. Mühendislerin yeniden uyarlamayı bu yakındaki fay hattı için maksimum ölçüde beklenen olaya göre yapmaları gerekiyor. Şimdi tabii ki o fay hattından gelecek olan maksimum ölçüde beklenen güç için yeniden uyarlama yapıyorlar. Maksimum ölçekte beklenen deprem merak edilen bir sınır noktası. Bunun anlamı şu. Bir depremden sonra ayakta kalması için köprüyü tamir etmek hangi noktada para israfı olur? Golden Gate açısından bu çok fazla.
Bu, köprüde şimdiye kadar üstlenilmiş en kompleks ve en pahalı depreme karşı önlem projesi. Aslında eğer bir başka köprü olsaydı, yıkılıp yeniden yapılması gerekirdi. Ama Golden Gate herhangi bir eski köprüye benzemiyor. Amerika'daki önemli yapılardan bahsediyorsanız, akla ilk Özgürlük Heykeli ve Golden Gate Köprüsü gelir. Dünyanın en tanınan köprüsü olduğuna hiç şüphe yok. İnanılmaz. Sanırım köprüde şimdiye kadar çalışmış olan her mühendis, köprüyle ilgili çok derin hisler besliyor. Burası, koyun güneyine ve kuzeyine her sene 40 milyon aracı taşıyan bir atardamar. Gidiş geliş yolculuğu $5 olan trafik yılda toplam 84 milyon doların üstünde gelir getiriyor. Bu kulağa çok fazla bir miktar gibi geliyor ama bırakın köprünün değişikliklerle yeniden uyarlanmasını, bu para köprünün rutin bakımına bile yetmiyor. Kaliforniya, Berkeley'deki Bay Köprüsü'nde yapılan kısa bir araba yolculuğuyla, Kaliforniya Nakliyat da depremleri gündemlerin başına getiriyor. Kaliforniya Nakliyat Yönetimi, sismik güçlere olabildiğince büyük önem veriyor. Bay Köprüsü de dahil olmak üzere birçok altyapıyı yok eden Loma Prieta depreminden bu yana öyle yapmaları gerekiyor. Depremden gelen sismik enerjiyi yutma ve yalıtmanın yollarını bulmaya çalışıyorlar. Bunu yapabilmek için kendi depremlerini kendileri yaratıyorlar. Bu Amerika'daki en büyük titreşim masası. Şimdiye kadar ölçülmüş her depremi taklit edebiliyor. Bunlar Golden Gate'e götürülmesi amaçlanan yepyeni destekler. Bu destekler köprünün gelecek yüzyılda da ayakta kalmasını sağlayacak. Ortasında kurşun olan plastikten yapılmışlar ve köprünün bir bölümündeki sismik hareketin diğerinden ayrılması gereken noktalara yerleştirilmek üzere tasarlanmışlar. Ve yeniden uyarlamanın sırrı da bu. Alttaki zemin sallanmaya başladığında köprüyü sismik güçlerle uyumlu bir şekilde hareket etmeye bölüm bölüm hazırlamak. İş 20 yıldan daha fazla sürecek ve asma köprülerin yeniden uyarlanmasının kitabını yazacak. Burada hızla ilerleyen yeni kuzey viyadüğünde lastik kurşun yalıtıcılar önceden yerleştirildi. Kuzey kulesine sertleştiriciler koydular ve bütün bağlantı yerlerini güçlendirdiler. Alttaki iskeleyi ekstra güç kazanması için önceden basınç yapılmış çeliklerle birlikte dikecekler. Birinci aşamadan sonra güneye doğru döndüler. Buraya daha fazla sismik yalıtıcı koyacaklar ve kulelerle metal destekleri değiştirecekler. İç savaştan kalma eski bir kalenin üstüne inşa edilen Fort Point başlı başına bir mücadele. Tam arkamda Fort Point kemeri var ve sismik analizimizi yaptığımız zamanki bilgisayar modellemesi kemerin sallanabileceğini, yükselerek göçme olasılığı olacağını ve bulunduğu konumdan çıkacağını gösterdi. Çalışmalar kabloyla yukarı çekilen bütün bir kemerin temellerini deprem sırasında yerden yükselteceğini gösterdi. Bu iyi. Çünkü hareket depremin enerjisini yutuyor. Ama sarsıntı geçtikten sonra yeniden tam olarak yerleşmesi gerekiyor. Kemerin içindeki çeliği güçlendirerek hareketini kontrol edeceğiz. Ayrıca her iki ucunda duran beton direklerin arasına enerji dağıtıcı cihazlar yerleştireceğiz. Böylece deprem sırasında kemer sallanmaya başlarsa oluşan enerji temele aktarılacak. Bu arada 887 bin tonluk köprünün 3 bin tonluk kemerin üstünde durduğu dünyanın tepesinde yeniden uyarlama işlemi fazlalık olan hareketi güçlendirip hareketsiz hale getirecek. Kulenin ve geçişin birleştiği yere kapak yerleştirilecek ve suyun içindeki beton koruyucunun parçaları değiştirilecek. Ama bu zamana karşı verilen bir yarış. Bütün bir yüksek teknolojik sürece engel yaratan tek bir şey var. Bu, teknik açıdan çıkan en büyük zorluklardan biri.
Gelip her şeyi yeniden yapmak, görünüşünü değiştirmek ve bütün eski parçalarını kaldırmak kolay olabilirdi. Ama sonunda çok daha güzel bir Golden Gate Köprüsü olacak. Gün bittiğinde ve uyarlama işlemi tamamlandıktan sonra köprüye dokunulduğunu hiç kimse anlamayacak. Milyonlarca dolar harcadıktan sonra bunu söylemek garip ama gerçekten hiçbir şey olmamış gibi yapmamız gerekiyor. Her çivi kontrol edildi. Çeliklerin yarısı değiştirildi. Beton kuleler yeniden kaplanıyor. Geçitler ve asılı duran kabloların hepsi yenilendi. Parça parça bütün köprü tamamen değiştirildi. Sonunda adı ünlenen ve devam edecek güzel bir anıt olmuş betondan geriye hiçbir şey kalmayacak. Ama başından geçenlerden sonra Golden Gate dünyanın en ünlü, en çok hayranlık duyulan köprüsü olarak kaldı. Ömürleri boyunca gelip bu köprüyü görebilmek isteyen bir sürü insan olduğunu duydum. Bir kere daha büyük yankı yapan bir mühendislik mucizesi gerçekleşti. Beklenen gün yaklaşıyor ve köprünün sonsuza kadar ayakta kalabilmesi için değişiklikler yapılırken zaman aleyhimize işliyor. Bütün köprülerin anasına ikinci bir kez yeniden hayat veriliyor. Golden Gate Köprüsü geçmişin etkilerine karşı koydu ve zaman içinde deprem düzeneği yapılırsa daha önünde bekleyen altın yıllar var. Ama doğa hiç kimseyi beklemez.